Tebrik ederim Şükran. Bu gece gene fevkaladeydin. Teşekkür ederim Memduh. Şükran, bu gece bir kulübe gidelim mi? Çok yorgunum. Hemen eve gidip yatacağım. Değişik bir hava yorgunluğunu alır. Bir içki içersin. İstersen başka bir yere gideriz ha? Hiçbir yere gitmek istemiyorum Memduh. Çok yorgunum. Komiklerden biri sarhoş olmuş patron. Ne yapalım? İkisini de kovun. Nasılsın anne? Daha iyiyim oğlum, daha iyi. Tabii anne, tabii iyi olacaksın. Derslerine iyi çalışabiliyor musun? Hem iş, hem mektep zor olmuyor mu senin için? Yorulmuyor musun? Yok anne, benim için iş eğlence oluyor. Ali ilaçlarını verdi mi anne? Verdi. Peki, nerede şimdi o? İçeride uyuyor herhalde. Anneciğim. Anne oğlum, ver topu Can abine, ver aslanım, ver, ilerle, at çalımını, vur, çak topu, çak, gol! Offside! Ne offside'i be, ulan ben senin gibi hakemin, yuuu! Hakeme gözlük, yuuu! Murat abi, ne zaman geldin sen be? Maç bitti oğlum, kalk artık! Yok be abi, offside filan değil, bal gibi goldü. Ya. Fenalaştı mı bugün? 2 kere. O ilaç olmasaydı yani, Allah korusun. Yarın medeni hukuktan imtihan var. Kafamda da annemin hastalığından başka hiçbir şey yok. Abi be, oturup kalkıp Allah'a dua ediyorum, senin gibi bir arkadaş verdi bana diye. Sen olmasan ne yapardım ben? Nerede yatıp kalkıp ne yiyip içerdim? Boş ver bunları şimdi. Benim de sana ihtiyacım var. Birbirimize destek olup gidiyoruz işte. Raziye ne yapıyor? Gördün. Ben bizim kapının önünde oturuyordum. O da bir file dolusu yiyecek almış, kırıtarak geçiyordu önümden. Dur kız dedim. Nereden? Baktı bana şöyle. Sana ne be aptal dedi. Kızmadım tabii. Aptal olduğunu bildiğim için. Bu aptal sana kurban olsun anam dedim. Sonra baktım fileye, kırmızı elmalar vardı. Kız dedim, kız Raziye bir elma versene. O sırada hanımı pencereden seslendi. Çağırdı Raziye'yi. Ben sanki onunla konuşmuyormuş gibi numara yaparak yutturdum kadına. Yani yutturamamışım ki o aptalla konuştuğunu bir daha görmeyeyim dedi. Raziye de bana bakmadan eve girdi. Ben de arkamı dönmüştüm, o sırada pıs diye bir ses. Döndüm, Raziye bu. Elinde kocaman bir elma. Fırlattı attı bana, kaptım. Hart diye bir diş aldım. O da kıkırdayarak kapıyı kapattı. Böyle be abi, seviyorum o kızı. Offside değildi be abi, vallahi değildi. Ulan ben senin gibi hakemin. Ne oldu abi, kazandın mı? Bilmiyorum Ali, yaptık bir şeyler işte. Bildiğim sualler geldi. Yaşa abi, baktın kazanamadın, boykot yaparsın değil mi? Annem nasıl? Ben bıraktığım zaman bildiğin gibi. Ben garaja gidiyorum, sen onun başından ayrılma. Hadi. Olur abi, olur. Bana teşekkür edeceğine aksine yüzüme bile bakmıyorsun. Seni aldım, sıfırdan buraya kadar getirdim. İsmini ışıklarla en üst köşelere yazdım. Niye? Çünkü bunu ben yaptım. Bu gazino benim ve sen de benim malımsın. Ben kimsenin malı değilim. Olmam da. Bunu böylece kafana koy, anladın mı? Sen kendini ne zannediyorsun? Bugün ben elinden tutmasam bir hiç olursun. Bugün benim gazinomda bir şarkı söylemek için binlerce kadın sıra bekliyor. Ne istersem yapacak olan binlerce kadın. Onları al, bırak beni. Senin için daha ne yapabilirim? Yok, benden başka şeyler istersen sana verecek hiçbir şeyim yok. Benimle böyle konuşamazsın. Kanuni Kemal Zizur'una sarhoş patron, ne yapalım? Kovun. Baş. Murat abi. Koş Murat abi, annen hastalandı, evde de ilaç yok. Yavaş sür, kaza yapacaksın. Senden çabuk kurtulmanın tek yolu gideceğim yere bir an evvel varmaktır. Seni kolay bırakacağımı zannediyorsan yanılıyorsun Şükran. Ben verdiklerimi almadan bırakmam. Eğer güçlükle karşılaşırsam zorla almasını da bilirim. Beni buna mecbur etme. Murat abi! Kurtuldu ama maalesef gözleri kör kalacak. Ah zavallı Murat. Ah. Annesinin öldüğünü duyunca kim bilir ne kadar üzülecek. Anasından başka kimi vardı çocuğun? Ah, kimi vardı? Anam! Sakin olun Murat Bey, sakin olun. Allah size sağlık versin. Son yolculuğunda yanında bile bulunamadım. Vazifemi yapamadım. Yaşamışım ne çıkar? Allah'a karşı gelmeyin. Istıraplar unutulur. Gene kendi kendinizle kalırsınız. Evet. Karanlık bir dünyada tek başıma. Doktorların söylediklerini duydum. Artık göremeyecekmişim. O kadını hiç affetmeyeceğim. Anamın ölüsü üzerine yemin ediyorum ki affetmeyeceğim. Gördüm nerede oturduklarını. İnsan oturmaz öyle yerde. Hele şimdi gözlerini, annesini, her şeyini kaybetti. Yalnız, parasız, hep o melun kaza yüzünden. Hepsi benim yüzümden. Bu bir kazaydı. Ömrün boyunca vebalini boynunda taşıyacak değilsin. 3-5 kuruş verir, kurtuluruz bu beladan. Her şeyi parayla halledeceğini zannediyorsun. Bir anne sevgisini kaça satın alırsın acaba, merak ediyorum. Bir garaj işçisi için harap olmana müsaade etmeyeceğim Şükran. Bu insanların kaderi bu işte. Önüne baksaydı. Bir kazadır oldu. Bunu vicdanının bir köşesine asıp bu ağırlığı devamlı taşımana müsaade etmeyeceğim. Vicdandan bahsediyorsun sen. Sende var mı o söylediğin şeyden ha? Nereye? Hastaneye. Belki bir ameliyatla ileride gözleri açılabilir, Allah'tan ümit kesilmez. Ne isterseniz yapmaya hazırım doktor. Çok iyisiniz Şükran Hanım. Kendinizi hiç harap etmeyin. Bu tip bir olay herkesin başına gelebilir. Suçlu siz değilsiniz. Onunla konuşmak istiyorum doktor. Size söyleyeceği şeyler pek iç açıcı olmayabilir. Çok kısa zamanda çok kötü şeyler geldi başına. Her şeyden de sizi sorumlu tutuyor. Dikkatli olun, kusuruna bakmayın. Kimsiniz? Kimsiniz? Kim var içeride? Benim Murat Bey. Siz kimsiniz? Kaza için sizden özür dilemeye geldim. Siz mi? Meşhur şarkıcı Şükran. Beni affetmeniz için ne lazımsa yapacağım. Suçlu olduğumu biliyorum. Yalnız beni affettiğinizi söyleyin yeter. Doktorlar gözlerinizin bir ameliyatla açılacağını müjdelediler. Onun için gerekli her türlü yardımı esirgemeyeceğimden emin olabilirsiniz. Yardım ha? Sizi affetmek ha? Hangi cesaretle buraya geldiniz? Bana para mı vereceksiniz? Doktorlara söyleyip benim haberim olmadan bana para yardımı yapıp kendinizi temize çıkarmak için gene kendinizi mi kandıracaksınız? Gözlerim için ameliyat gerekiyor. Para verip en iyi doktorlara ameliyat ettireceksiniz. Peki ya anamı kaç para ödeyip mezardan çıkaracaksınız? Söyleyin kaç para? Bir gece sarhoşları daha fazla eğlendirip patronunuzdan daha fazla alacağınız parayla mı? Veya bir gece o veya şu pavyonda yiyeceğiniz binlerce liradan vazgeçerek mi? Sizi affetmek ha? Hayır Şükran Hanım. Bir parçacık vicdanınız varsa eritsin bitirsin sizi. Affetmeyeceğim. Bana vereceğiniz parayla da arabanızın çarpılan yerlerini tamir ettirirsiniz. Başka bir zavallıyı çiğnemek için. Yanılıyorsunuz Murat Bey, ben... Yeter! Defolun gidin. Görmeyen gözlerimle sizi tutup tokatlamak zor olacak. Defolun! Defolun buradan! Defolun! Gidin! Affetmeyeceğim anneciğim. Affetmeyeceğim.